Evet arkadaşlar, hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye tekrardan hoş geldiniz. Birkaç gündür şehir dışındaydım, yaklaşık 5 gündür. 5 gün videolardan sizlerden ayrı kaldık. E, o yüzden de araya biraz mesafe girdi. E, siz ardarda izlediğiniz için bu mesafeyi hissetmiyorsunuzdur. Ben de size bu mesafeyi hissettirmeyeceğim. Geçen, e, ne görmüştük geçen videomuzda? Arada bir kendime bakıyorum, bırak şöyle bir bakayım bakalım nasıl çıkıyorum falan diye. <laughs> Şimdi arkadaşlar saçlarım biraz uzamış. O yüzden kelliklerim kapanmış. Bir kestirsem var ya üf üf ışık size yansır ders falan dinleyemezsiniz. Arkadaşlar bir önceki videoda Cumhurbaşkanı seçilme şartları yürütmeye başlamıştık diye düşünüyorum. Yürütmenin hatta ilk videosunu çekmiştik. Evet ilk videosunu çekmiştik. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsettim. Bahsettim. Cumhurbaşkanı seçilme şartlarından vesaire. Bunlardan bahsettim. Şimdi ise arkadaşlar Cumhurbaşkanlık seçimine gideceğiz. Cumhurbaşkanlık seçimi iki turda yapılma olasılığı var. Turlu bir sistem söz konusu. Yani birinci turda e, seçim, en geçerli olan yarısından bir fazlasını ala, bir aday alamazsa, yeterli bir çoğunluğu sağlayamazsa ikinci tur, ikinci tura kimler kalacak? İkinci tura tek adayın kalma durumunda ne olur? Cumhurbaşkanının yürütme faaliyetleri e, çerçevesindeki görevlerinden bahsedeceğiz. Sonra da ise arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden bahsedeceğim. Kararnamesi nedir? Bu e, kararnamenin yetkilerinden, kararnamenin düzenle, düzenleyebileceği alanlardan, düzenleyemeyeceği alanlardan bahsedeceğim. Neyse sözü uzatmayalım. Haydi başlayalım. Gel, çık. Hazırsın değil mi? Hadi yürütmedeyiz. Şimdi arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı kalem yazıyor mu diye denemiştim. Yazıyordu. Silgi yazıyor mu? Kal Silgi. Heh. Kalem. Hemen şunu kapatalım. Heh. Kale. Kalem. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Kimler aday olabilecek? Kimler aday oldu? E, şartları nelerdir vesaire bunları hallettik. Bunlar artık benim için bir kenarda kalan bir bilgi. Problem yok. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Cumhurbaşkanını seçeceğiz adaylar arasından. Gel buraya. Genel genel oyla yapılacak olan seçimde geçerli ilk dikkat etmen, etmen gereken şey kullanılan değil geçerli. Hocam bu kadar da yapma ya. Bu kadar önemli mi bu kelime? Bu kadar önemli. En son demeyin bundan iki önceki adli hakimlik sınavında arkadaşlar sordular. Tamam. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili mi? O tarzda bir cümle vardı. Orada geçerli değil de kullanlan e, kullanılan demiş. Öğrenci okurken onu fark etmemiş. Soru patladı. Tamam. Neye dikkat etmen gerektiğini Kuvvetirdesin hukuk farkıyla Tamam eğer kanala hala abone değilsen var ya şimdi arkadaşlar arada bir fırça kayıyorum böyle <laughs> gene öyle yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu yani geçerli 100 oy varsa bunun 51'ini alan aday kazanmış olacak geç Mesela kullanılan oy 200 kullanılan oy 200 geçerli oy arkadaşlar 150 ise ne yapacağım 101 mi almam lazım Hayır arkadaşlar 75 76 almam gerekiyor yani kıssasım neymiş Geçerli oyların sal çoğunluğu yarısından bir fazlası. Devam ediyorum. Eğer ki ilk oylamada bu çoğunluk sağlanmazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar. Bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacaktır. Ben size hep vurgu vurgu yaptığım şey neydi? Türkiye'de dereceli seçim sistemi yoktur. Fakat turlu seçim sistemi vardır. Al sana turlu işte. Anladın değil mi? Dereceli, iki dereceli yok. Tek dereceli seçim sistemi söz konusudur. Fakat turlu sistem bizde halen vardır. Cumhurbaşkanlığı seçimi, kanbaştan seçileni seçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Seçimi hep birinci turda seçilemesi ikinci tur gibi bir turlu sistem söz konusudur. Bu ayrımı halen yapamıyorsan var ya, bilmiyorum hakikaten üzersin beni. Çünkü 25-26. videom olduğu sayısını bilmiyorum sürekli çekiyorum Yusuf bir sıraya koyup yüklüyor ben isimlendiriyorum sadece. Arkadaşlar bu kadar emek veriyorsun. Buradan bir bu kadar dinlersin, yürütmeyi, yasamayı dinlersin. Bir soru gelir. Dikkatsizliğinden bir soruyu da kaçırma artık. Tamam mı? Lütfen bir dünya emek veriyorsun. Ben de emek veriyorum. Bari bu emeklerimizin karşılığını Allah'ın izniyle alalım. Şimdi arkadaşlar bu oylama, bu oylamaya ilk oylamada en çok hangi oylama ikinci oylamaya İlk oylamada en çok oy alan iki aday katılır ve geçerli oylan çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Gel buraya. Bak şimdi diyor. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılamaması halinde oylama oylama boşalan adayın birinci oylamaya geç. Hikaye. Gel şimdi bak buraya. Arkadaşlar siz bu notları almışsınız. Birçok arkadaş e, Yusuf'a mail atmış. Hocam işte Yusuf Bey e, bu notlarda örnek yazmışsınız. Örnek yok. Tablo yazmışsınız. Tablo yok. Arkadaşlar bu videolarda o tablolar. Bunları dinlemeniz lazım. Bu, bu tabloları bu notları okuduktan sonra çizmeniz biraz zor. Ben işi hikayeleştiriyorum. Daha iyi olayın mantığını kavratmaya amaçlıyorum bu tablolarda. O yüzden bu videoları dinlemeniz şart. Şimdi bak ne yaptık? Diyelim ki diyelim ki A diyelim. A adayı B adayı, C adayı ve D adayı olmak üzere toplam 4 tane adayımız var. 4 aday. 4 adayla seçime gittik. Geçerli oyların, geçerli oyların %40'ını alan bir aday var. Geçerli oyların %5'ini alan bir aday var. Geçerli oyların yüzde ne diyelim yüzde onunu alan bir aday var. Sonrası arkadaşlar geçerli oyların geçer kaç yaptı? 55 45 yapalım bunda. Geçerli oyların %45'ini alan bir aday karşımıza çıktı. Bu ne için geçerli? Birinci, birinci tur için geçerli. Birinci turda yeterli çoğunluk sağlandı mı? Sağ, hocam yeterli çoğunluk ne? Geçerli oyların yüzde yüzde 50 artı bir vatandaşın oyunu alması yeterlidir. Tamam? Yarısından bir fazlası. Yani 20 milyon geçerli oy varsa, bak kullanılan değil geçerli. Artık buna vurgu yapmayacağım. Lütfen bunu öğrenmiş ol. Yarısından bir fazlası yani 10 milyon bir kişinin oyunu alan kişi Cumhurbaşkanı seçilecektir. Fakat dağılımlara baktığınızda %50 artı bir vatandaşın oyunu alan aday yok. O zaman ne diyorum? Hop neye geldim arkadaşlar? İkinci tura geldim. İkinci tur ne zaman yapılırmış? Seçimleri takip eden ikinci, ikinci pazar günü tekrar seçime gidiyoruz. İkinci pazar. Tamam mı? İkinci tura geldik. Şimdi burada hocam yine dördü mü yarışacak? Hayır. En çok oy alan kim? A ile B. A ile D. A ile B dedik biraz önce. A ile, A ile D arkadaşlar yarışacak. Şunu bir güzel yazalım ya. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. A ve D. Keşke B'yi en çok alan yapsaydım ya. D arkadaşlar en çok oy alan iki adaydan bir tanesi. Bunlar bunlar ne yaptı? Şimdi yarışacak. Biri 40 almıştı. Biri de arkadaşlar 45 almıştı. Diyelim ki D herhangi bir sebepten dolayı seçimden çekildi. Mümkün mü öyle bir şey? Tabii ki mümkün. Öldü adam. Sağlık sebepleri var. Makam mevki benim umurumda değil dedi. Kendi oy oranım ne olacağını gördüm dedi. Beni halk ilk turda seçmediyse ikinci turda da ben naz yapıyorum. İkinci turda da aday olmuyorum deyip herhangi bir sebeple koltuktan çekildiyse... E ee hocam A kaldı en çok oy alanlar arasında. A direkt Cumhurbaşkanı mı? Hayır. Ne diyorum biliyor musun? Sıraya göre en çok oy alandan biri gittiyse 45 gittiyse bir diğeri sıraya girecektir. Bir diğeri kim arkadaşlar? C. C geldi yüzde onla ne oldu? İkinci tura kaldı. Eğer ki C de eğer ki C de arkadaşlar e, adaylıktan çekilirse bu defa kim gelecek sıraya? B gelecek. Anlaşıldı değil mi? Yani boş alan boş alan. Ne yapıyorum ya? Sayfayı değiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar en çok oy alan A ile D'ydi. D herhangi bir sebepten dolayı ikinci tura kalamadı. Yerine diğer en çok oy almış diğer bir kişi geldi. C geldi. C de giderse B gelir. Eğer ki B de giderse yani bak şimdi ekrana. B de gitti. Eğer ki B de giderse ortada bir aday kalmaz ise A yalnız başına kalırsa bu defa ikinci turun seçimi referandum şeklinde yapılacaktır. Anladın değil mi? Sıraya göre ikinci tura adayları atıyorsun. Eğer ki o ikinci turda ikinci torbada diye düşünebilirsin. Orada tek adayın kalması durumunda hocam A artık cumhurbaşkandır demiyorsun. Yine seçime gidiyorsun. Bu defa en çok oy e, bu defa referandum şeklinde yapılıyor. En çok oy alan muhabbeti bitti. Referandum şeklinde yapılıyor. A cumhurbaşkanı olsun diyenler evet, olmasın diyenler hayır oyuna oyunu kullanıyor. Bundan sonra A ya seçiliyor ya seçilmiyor. Seçilmeme durumunda 45 gün sonraki pazar günü tekrar bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Bak durum hakikaten ikinci tura kaldığında ve ikinci turda adayın tek başına kaldığı durumda sıkıntılı süreç başlıyor demektir. Tamam. Şimdi devam edelim. Oylamaya Oylamaya tek adayla gidilmesi halinde oylama referandum şeklinde yapılacaktır. Geçerli olayın salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecektir. Yani bir pusula verilecek size evet ve hayır şeklinde. Evet diyeceksiniz veya hayır diyeceksiniz. Ona göre o tek kişi cumhurbaşkanı olup olmadığı belli olacak. Eğer ki oylamada adayın geçerli salt çoğunluğu evet oyunu alamazsa Kesin sonuçların ilanından sonra 45. günü takip eden ilk pazar sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Ne zamanmış efendim? 45 gün sonramış diyoruz. Bu günleri lütfen öğren. Lütfen öğren. Ya hocam sen bu günler üzerinde durdun. Bir bakabilir miyiz? Tabii ki bakabiliriz. Bak şimdi. Herhangi bir seçimler yenileniyorsa 60. günü takip eden ilk pazardı. Cumhurbaşkanlığı ve TM seçimleri süresi dolmuşsa dolmadan önceki son pazardı. Devam ediyorum. Seçimlere bir yıldan daha az bir süre kalmışsa 60 gün. Bir yıldan fazla bir süre kalmışsa 45 gün. 45 gün şimdi bir tane daha karşımıza çıktı. Eğer ki eğer ki eğer ki referandum şeklinde yapıldığında dahil yine bir aday kazanan çıkmazsa arkadaşlar 45 günkü sonraki pazar yine bir seçim yapılacaktır. İşte Cumhurbaşkanı görev süresi dolmuş. 45 gün seçimler bir sonraki 45 gün sonraya ertelendiğinden dolayı arkadaşlar mevcut Cumhurbaşkanı görevine devam edecektir. Yani yerine yenisi gelinceye kadar mevcut Cumhurbaşkanı görevine devam edecektir. Cumhurbaşkanlığına vekalet Cumhurbaşkanı birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Bakın arkadaşlar, şu an mevcut cumhurbaşkanımız ve bir tane de cumhurbaşkanı yardımcımız var. Tamam mı? Şimdi burada Cumhurbaşkanı, hocam şunu diyebilirsiniz. Bir tane cumhurbaşkan yardımcısı var. Siz neden buraya birden fazla demişsiniz? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı inisiyatifinde olan bir durumdur. Cumhurbaşkanı ister birden fazla atayabilir, isterse de bir tane atayabilir. Tamam. O tamam ve Cumhurbaşkanı inisiyatifindeki bir durumdur. Ama sen ne diyeceksin? Cumhurbaşkanı yardımcılığı kaç kişiden oluşur derse birden fazla deyip geçeceksin. Net bir sayı veremiyoruz. Tamam Devam ediyorum. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda 45 gün içinde içinde yenisi, yenisi seçilene kadar en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. 45 gün. Yani cumhurbaşkanı herhangi bir nedenle boşaldığında ya hocam mesela şunu diyebilirsiniz. Bende ol. Bende ol. Hocam biraz önce dedin ki cumhurbaşkanı seçimleri herhangi bir şekilde boşalması durumunda bir yıldan az bir süre kalmışsa bir yıldan fazla bir süre kalmışsa gibi cümleler kurduk değil mi? Bir yıldan az bir süre kalmışsa 60 gün. Bir yıldan fazla bir süre kalmışsa 45 gün. Tamam. Burada eğer ki bir yıldan az bir yıldan fazla demiyorsa Cumhurbaşkanı yerine vekalet eder. Bak cümleye dikkat et. Cumhurbaşkanı yerine vekalet eder. En yaşlı cumhurbaşkanı yardımcısı yerine vekalet eder. Seçimler yenilene kadar diyorsa demek ki demek ki şunu düşüneceksin. Eğer ki seçimlere bir yıldan bak hocam şunu tutuyorum sesim çok net gelsin eğer seçimlere bir yıldan az bir süre kalmışsa 60 günü 60. günü takip eden pazar günü hem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileniyordu hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenileniyordu hatırladın mı adam adam yerine bir en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı yerime bakar dediğine göre demek ki bir yıldan fazla bir süre var Tamam. O yüzden diyeceksin ki 45 gün. Bunu en son KPS kamu yönetiminde sordular. A grubunda sordular arkadaşlar. Hocam işte ayrım yapmamıştı ne yapacağız? Ayrım yapmadıysa bu yorumu yapacaktın. Diyeceksin ki demek ki yasama ve yürütme görevine devam ediyor. Yasama yürütme görevine devam ediyorsa Cumhurbaşkanı ani bir şekilde koltuğun boşalmış. İşte demek ki süresi bir yıldan fazla var deyip 45 günü işaretleyecektin. Tamam 60 gün yapanlar da olmuş. Ama hoca yanlış anlatmışsın diyemezsin. Tamam? Orada sınav ayrımı yapmamış, bunu biraz daha yorumlatmak istemiş. Cevap 45 olacaktı. Tamam? Şimdi arkadaşlar, Cumhurbaşkanı hastalık, hastalık, yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı göreve eee Cumhurbaşkanı vekalet edecek ve Cumhurbaşkanı ait yetkileri kullanacak. Kendimi alamıyorum ekrandan. Kendimi alamıyorum arkadaşlar unutuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar çık ekrandan ya. Çık. Şimdi demek ki arkadaşlar ani bir boşalma, ölüm, istifa, ücret divana gönderilmiş ve görevden e, seçilmeye engel bir durumda mahkum olduğu durumda arkadaşlar Cumhurbaşkanlık makamı boşalmıştır. 45 gün içerisinde seçimler yenilecektir Cumhurbaşkanlığı makamı için. Tamam mı? Ama velakin hastalık yurt dışına çıkma gibi sebeplerle dolayı yerine bakacak ve vekalet edecek kişi arkadaşlar kimmiş? Cumhurbaşkanı yardımcısı diyorum. Ani boşalmada en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcısı diyoruz. Tamam Şimdi geldik Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerine biraz bakalım. Bunda da neyi kullanalım? Mavi. Mavi, mavi. Tamam. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı devletin baştır. Yürütme etkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlara ait demiyoruz. Kime ait diyoruz? Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini ve e birliğini ne yapacak arkadaşlar? Temsil eder. Anayasanın uygulanmasına devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Bunları okurken de herhalde tik koyup geçersiniz değil mi? yani sınavda Cumhurbaşkanı görevlerinden biridir değildir tarzında bir soru gelebilir. Arkadaşlar bu mantıken zaten bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne yüklemezsin herhalde. Veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir görevini getirip yürütmeye vermesin diye düşünüyorum. Tamam? Gerekli gördüğü takdirde, gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılış konuşması yapar. İç ve dış siyasete hakkında meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Onaylar demiyor. Dikkat, yayımlar. Tamam? Aman dikkat, yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Sana bir soru soralım hemen. Düğmeleri bazen karıştırıyorum. Sana bir soru soralım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı geri gönderdiği kanun teklifini Meclis, Meclis en az ne kadar çoğunlukla tekrar Cumhurbaşkanına göndermelidir? Değişmişti hatırlıyor, değil mi? Yaz bakalım yorumları. Hadi. Devam. Devam. Kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün tümünü veya belli bir hükümlere anayasaya şekil veya esas bakımından aykırılık aykırı olduğu gerekçesiyle anayasa mahkemesi iptal davası açabilir. Arkadaşlar bununla ilgili güzel bir tablom var notlar elinize ulaşmıştır. O tabloyu da görüyorsunuzdur mutlaka. Onda ben bir hikaye oluşturdum. Onu çok rahat öğreneceksiniz. Sadece iptal daha anayasa mahkemesine kanun, iş tüzük değişikliği, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kendi çıkardığı kararnameden dolayı da gidebiliyor. Tamam mı? Aynı, aynı şekilde anayasanın anayasa değişikliğine karşı sadece şekil bakımından iptal davası açabiliyor. Onu o tabloda bir hikaye oluşturdum. İptal davası açabildiğini bilmeniz yeterlidir. O süresi, şekli, kimler açabilir onları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Devam ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanları atar ve görevine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir. Yabancı devletlere Türkiye büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderir. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Arkadaşlar bunlar okuyup geçmen, geçmeniz yeterlidir. Şurası önemli. Milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayımlar. Uygun bulan uygun bulan kimdir? Evet. Uygun bulan kimdir? Cevap ver. Ver ver ben seni duyuyorum. Değil. Değil. Doğru verenlere de değil diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi uygun bulur bir kanuna dayanarak. Millet Arası Anlaşmayı. Onaylayan ve yayınlayan kim? Cumhurbaşkanı. İşte bunu soruyorlar. Dönüp dolaşıp bunu soruyorlar. Tamam. Devam ediyorum. Anayasa ne ilişkin değişik, konulara gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunar. Halk oyuna sunulması sadece anayasalarda söz konusudur. Milli güvenlik politikalarının belirli ve gerekli tedbirler alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin baş komutanlığımız kim? Cumhurbaşkanıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebine ilişkin durumlarda özel af diyoruz arkadaşlar. Bir kişinin cezasını hafifletir veya kaldırabilir. Özel af olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar bu haftaki e, şey videomuz rehberlik videomuz kaymakamlık üzerine. Kaymakamlık sınav sürecine hazırlık. Kaymakamlık sınavında karşımıza çıkacak konular nereden çalışılması daha iyidir kanunlardan mı mı işte bunun yanında kitaplardan mı kaymakamlık mülakatına kalma süreci mülakatlı geçtikten sonra göreve başlama görev aşamasındaki alacağınız eğitimler bunların hepsinden bahsedeceğim çok güzel bir içerik hazırladım videosunu bugün veya yarın çekeceğim yakın bir iki gün içerisinde de yayınlanır mutlaka kaçırmayın. Devam ediyorum. Belki de siz bu videoyu izlerken bir sıra, sırayla yayınlıyoruz. Yayınlanmış da olabilir. Bir rehberlik oynatma listesine göz atın. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilir. Yürütmeye ilişkin konularda. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bunları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Aha geldik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nedir? Şimdi. Gel ekrana. Arkadaşlar bu notları anayasa İdare ve Ceza Hukuku Genel Hükümleri notları, YouTube Hukuk Öğretir kanalında yer alan videoların notlarının tamamını www.hukukogretir.com adresinden temin edebilirsiniz. Tamam mı? Arkadaşlar bize destek olabilir, olabilmek için videolara beğeni yapıp kanala abone olabilirsiniz. Videoları arkadaşlarınızla paylaşmanız onların da faydasını olacaktır. Sizin de faydanız olacaktır. En azından bir güzel işi yaymış olacaksınız. Bize bu şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Videolar arkadaşlar elimizden geldiğince e, devam edeceğiz. Yüklemelere devam edeceğiz. Fakat e, bu sistemden dolayı biraz e, teknoloji kullandığımızdan dolayı ciddi maliyetlere katlanıyoruz. Umarım bu maliyetleri bir şekilde üstesinden geleceğiz. Bir sponsor bulursak, bir dershane, bir yayın evi tarzında bir sponsor bulursak e, daha kolay bu işlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ee, dur bakalım arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Sizden isteğim desteğinizi bizden esirgemeyin destekten kastım. Aman yanlış anlaşılmasın kanala abone olup arkadaşlarınızı kanala davet etmenizdir. Kendinize iyi bakın hoş olun hoşçakalın. Bir sonraki videoda Cumhurbaşkanlığı kararname'si nedir? nereleri düzenler, yetkileri nelerdir, İptal davası açılabiliyor mu bunlara karşı, Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanarak her şeyi düzenleyebiliyor mu bunları inceleyeceğiz. Güzel bir içerik olacak bir sonraki video, videoda. Haydi bakalım vakit kaybetmeden bir sonraki videoya.